Yani mesela adam bize hakaret etmiş, ceza alıyor ama bize verilmiyor cezanın parası. Devlet kendisi alıyor. Neymiş? Bazı fenomenler işte tahrik ediyormuş da insanları suç işletiyor. Bana ne? Ben şimdi ama avukatım, avukatlar para almayınca bakmıyorlar ki. Devamlı hakaret işitiyorum. O günden beri hakaretler o kadar da artmış. Benim haberim yok. Ben ilgilenemiyorum. Sen benim paramı kesersen, bana hakaret edenleri kim bulacak bana söyleyecek? Böyle şey olabilir mi ya? Yani bu kadar neler 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 alınıyor, ne hilelerle devletin cebinden paralar alınıyor. Onları gören yok. Hatta kasıtlı olarak ne tuzaklar dönüyor. Ama bizim haklı hakkımızı devlet adeta gasp ediyor. Böyle şey olur mu? Devlet adıyla gasp etmek bu. Şimdi şöyle, birileri size sosyal medyada hakaret ediyor. Ediyor. Devlet Sonrasında ceza siz veriyor. Ben diyorum ki hapis yatsınlar. Ama devlet demiş ki hayır, para hapis cezasına yatırmayalım. Para çevriliyor. cezasına çevirmiş. Bu para cezasının yarısını avukatlar alıyor. Yarısını kişiye veriyor. Hazineye devredildi. Ben şahsım adına kuruş yemedim. Çok şükür geleni dağıtıyorum. İhtiyacı olanlara. Benim kendi ihtiyacım olduğu halde, yani oradan gelen para olduğu için genelde dağıtıyorum. Belki çok sıkıştığım zaman bir iki defa borca vermişimdir. Ama bir kuruş yemedim. Sinirleniyorum yani. Bizim hakkımızı kim koruyacak? Kim araştıracak? Böyle şey olabilir mi? Ben mafya değilim ki bana hakaret edenleri enseleteyim. Bir telefon açayım, şu kişiyi bulun bana diyeyim. Benim şikayetimi devlet giderecek. Ben şu anda devlet böyle yaptığı için, avukatlarım da bana hakaret edenleri bulmadıkları için hakaret eden edene. Olur mu böyle? Sayın Adalet Bakanımızdan ve savcı beylerden, Cumhuriyet savcılarından bu bir gasptır. Bu devlet eliyle gasptır yani. Bir vatandaşın hakkını gasp etmektir. Bütün yazarların da bu konuda şikayetçi olduklarını düşünüyorum. İnşallah bir canlı yayın yapacağım yani. Gerçi oraya gelene kadar çok iş var. FETÖ suçundan adamın FETÖ'cülükle alakası yok ama içeride. Bu konularda da konuşacağız yani. Konuşmamız lazım. Geç bile kaldık. Küçük yaşta evlilik konusundan bir sürü insan var. Ceza almış ya da mahkemede sürünüyor. Sonra ömür boyu nafaka. Ya ne ucube bir şey hala düzeltilemedi. Şimdi oraya gelelim abla, burayı biraz daha açalım. Şimdi siz bir kadın olarak bu duruma karşısınız, ömür Derhal boyu kadın madının nafakaya. mı var bu işin, adaletsizlik? Öyle değil mi? Biz şey ırkçı değiliz, biz cinsiyetçi değiliz Ya da yani, bir cinsi feminist. savunan. Kim haklıysa biz onu savunuruz. Bazen haklı erkektir. Çoğu kez haklı kadındır. Biz de çoğu kez kadını savunuruz. Ama burada ne demek yani? Ömür boyu nafaka. Dünyanın hiçbir başka yerinde var mı bilmiyorum. Varsa demek ki dünya topluca saçmalıyor. İslam kaidelerine de uygun değil İslam'a zaten zaten bu. hiç uygun değil. Hiçbir şey hiçbir insanlığa uygun değil. Ben İslami de değil, insani de insani değil de değil. Zaten bir şey diyorsunuz. İslami ise insanidir. İslami değilse insani de değildir yani. Birbirine çok bitişiktir. Burada eleştiri aldınız kadınlardan haliyle. O anlamda siz hala bunun Yo, ben arkasındasınız, savunmaya yani devam yapılan ediyorsunuz. yasayı bildiğim için ben kimseden bir şey almadım. Tahammülsüzlüğüm o. Bu kadar büyük haksızlık yapılamaz. Ama zannediyorum yeni yasayla bunlar düzelecektir. Düzelmezse gerçekten çok çirkin bir adaletsizlik oluyor. Yeniden Refah Partisi'nin bu konuda önceki gün bir açıklaması vardı. O da süresiz nafakanın kaldırılması yönünde bir adım Bilmiyorum. atacak. Olabilir canım. Bir şey diyemem. Onu biliyorum. Bunun Evet. dışında diğer bir hatadan dönüldü. Hani kadının beyanı esastır meselesi vardı. O zaten Menderes zamanında konmuş bir yasa. Nedir biliyor musunuz aslı onun? Tecavüze uğrayan kadınlar için geçerli olan bir yasadır o. Kadının beyanı esastır. Kadın derse ki ben filanca adam tarafından tecavüze uğradım derse bu esastır.
diye bunun için çıkartıyorlar. Fakat günümüzde nerelere nerelere gidiyor. Yani tuhaf tuhaf. Evet, yani lastik gibi çekilmiş. Çekildi yani, ama en azından evet, bu sorun çözülmüş oldu. İnşallah, yani bilmiyorum, şey yaptılar mı onu? Evet, orada bir de o evet, mesele rafa kaldırıldı, düzeltildi i̇nşallah, hata. İnşallah kaldırılsın zaten. Yani orada zaten delil şöyle, ortaya delil koyulması, yani kadın eğer bir beyan veriyorsa delilini de ortaya koyulacak şekilde bir iklimeyle. Tabii ki, delilsizleşme olur. Herkes herkese iftira atar. O kadar rahat iftira evet, atıyorlar ki insanlar ki o kadar bir, rahat. Bir annenin kızına dayatmasıyla bir babanın yıllarca hapiste yatması vardı. Hani kız daha sonra pişman oluyor. Annemin gazına geldim. Yalan iftira atılıyor ama var, adamı içeriden çıkarmıyorlar. Bir kardeşimiz var, öğrencisi iftira atıyor. Sayın Adalet Bakanımız duyarsa çok memnun olurum. İnşallah kimdir bu diye sorar. Öğrenci iftira atıyor. Daha doğrusu bu dindar birisi diye. Bir de sosyal içerikli birisi, faaliyetleri olan birisi. Küçücük öğrenciyi şişiriyorlar. Bana tacizde bulundu diye çocuk şikayetçi oluyor. Şişiren o İslam düşmanı öğretmenler, o dindar öğretmeni görevinden attırmak. Ve attırdılar da. Bakın ne adaletsizlikler dönüyor ya. İnsan tahammül edemiyor yani. Ve ondan sonra yıllar geçiyor aradan. Çocuk vicdan azabı çekiyor. Ben diyor iftira attım diyor. Ama hala o adam görevine dönmedi. Hala dosyanın işi bitmedi. Hala beraat etmedi. Bakın kız söylediği halde. Yani evet, o kadar evet, çok adaletsizlikler var ki. Yani üst bir komisyon kurulması lazım. Çünkü adalet adaletsizlerin elinde. Adalet kim kimden hınca almak istiyorsa onların elinde kullanıyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yani önüne geleni içeri atıyorlar fatura Cumhurbaşkanına kesilsin diye. Bu da olmaz. O zaman Cumhurbaşkanının buna bir çözüm bulması lazım. Bu kadar kolay hapse atılmaması lazım insanlar. Benim tanıdığım FETÖ'cülükle hiç alakası olmayan insanlar bile ceza aldılar. Evet, çok kolay iftira atılıyor onlara yani biliyorum. Yani bu olmaz, buna bir çözüm, acele çözüm yani. Bir yakinen tanıdığımız tabii, isimler var zaten. Tabii ki yani. Sonra bu cezaevi, insanların bu şekilde ceza alması, bu da hiç İslam'da yeri olmayan bir şey. Hadi diyelim laiklik var, İslami değil tamam ama hiç olmazsa insani olarak o hücre cezaları ne acımasız bir önceki ceza. Bir hasta bir yaklaşık 80-90 yaşında yürüyemeyen bir teyzeyi hapse atmışlardı. Yani zaten hayati fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Evet olabilir. O da tepki çekti. Hücre cezası da çok yanlış. Yani adalet, yani Türk adaleti dökülüyor. Problemli. Türk adaletinde adalet yok. Türk adaletine adalet uğramıyor bile. Gerçekten Türk adaleti adaletsizdir. Bazı savcılar, evet iyi olan savcılarımız var. Ama bazıları da hakikaten suçsuz olduğunu bile bile vallahi beni sorguya çekerlerse gösteririm de kimler olduğunu. Suçsuz, hiçbir fiziki takipte yakalan herhangi bir delil belge yok. Fiziki takipte delil yoksa o insan hapse atılamaz. Bu ne bu ya? Adolf Hitler yönetimi mi var? Yani şöyle hani yani bir de bundan Cumhurbaşkanı da razı değil. İşin ilginç tarafı bu. Ama yasayı çıkartamadı. Çünkü o kadar evet, oy alamadı. Ama artık ne yapılacaksa yapılsın yani. Vallahi ne yapılacaksa yapılsın. Hatta hep söylüyorlardı tek çözüm sandık değil. Başka çözümler de varsa onlar da gündeme gelecekse evet, gelsin yeni yani. Anayasayla gelmeyecekse evet, de biz kendi çözümümüzü vallahi hiç gözümün yaşına, kendi gözümün yaşına da bakmam. Bu kadar hakaretlere artık tahammül gücüm kalmadı. Ha, devlet bu işe el atmadı mı? Herkes kendi başının çaresine bakar. Ne gerekiyorsa o artık. Evet, maalesef evet, o yolu açılıyor adil olmayınca. Dün bir profesörün serzenişi vardı. Eskişehir'de yaşıyormuş galiba. Profesör maaşıyla ben ve eşim Eskişehir'de vergi rekortmeni olabiliriz diye isyan etmişti. Yani bir sürü Ferrari'si olan adamlar
vergi vermiyor mu ne yani dedi. Yani bu iş adamları vergi vermiyor da bir enayi ben miyim diye getirdi. Çok üzülmüştü Bilmiyorum, profesör. hiç Vergide bilmedim konu olduğu hani için. iş sadece adalette değil, birçok noktada o adaletsizliklerden insanlar rahatsız. Siz burada dile getirdiniz. Adaletsizlikler var. Bir de artı bazı örgütlerin, terör örgütlerinin ne diyorlardı ona? Algı operasyonu için uydurdukları, abarttıkları yalanlar da çok var. O kadar çok Evet. yalanlar var ki artık niye bir çözüm bulunmuyor? Hani sosyal medyada iftira olamayacaktı, kimse olmayan bir şeyi Evet, söyleyemeyecekti. yasa çıkmıştı. Devletin hakkında yalan, hadi devletin hakkındaki yalanı ben devlete bırakayım. O ayıklasın pirincin taşını. Ama bizim hakkımızda ya düşünebiliyor musunuz? Ben demişim ki İstiklal Marşı'na karşıyım. Hayır, ben İstiklal Marşı'na karşıyım demedim. Gerçi bir hatam oldu orada, onu sonra düzelteceğim ama. Ben demişim ki ateist ve deistler anne babalarıyla evlenebilir. Asla böyle bir şey demedim. Benim deist olan yeğenim var. Çok severim, çok da namuslu bir insandır. Bilirim, tanırım yani deistleri. 6 ay geçmişimde ben deist yaşamışım. Çok iyi bilirim yani. Deistlerin de dürüst olabileceğini bilen bir insanım. Ben dedim ki deistler ve ateistlerden anne babalarıyla evlenecek olsalar deizm ve ateizmde yasak yoktur. Ben bunu söyledim çünkü ben Avrupa'da görüyorum. Oğluyla ilişkideki kadın kahkahayla gülüyor. Ben büyüttüm niye başkasına vereyim diyor. Yani ben bunları gördüm yani Avrupa'da. Gördüm de konuşuyorum. Diyorum hiç yani Allah'tan çekinmediniz mi? Yo, no God diyor yani. Allah yok ki diyor. Neden diyor ben çekineyim ki diyor. İnancı yok çünkü. İnanç olmayınca gözler görmüyor bazı Bugün şeyleri. Celal Şengün'ün bir açıklaması vardı. O bir Kızı zaten alem. yokmuş, Efendim? kızım olsa istediğiyle yatıp kalkabilir diye. Tabii o dinsiz olduğu için. Hatta tuhaf bir şey söyleyeyim. Mezarda diyor ne var ki orada diyor. Yani tutup insan vücudundan çıkan neler varsa onları sayıyor. Yani o da bir başka alem yani profesör olmuş. Kainatta ne kadar düzen varsa hepsinin kendi kendine olduğuna inanıyor. Ya bu kulaklar kendi kendine takılır mı buraya? Bu gözler kendi kendine takılabilir mi? Tabiatta ne var bunu takabilecek? Dişler ağzımın içinde niye kulağımda değil? Çünkü kulağımda olsa işe yaramayacak. Bunu düşünen kim? Tabiatta bunu düşünen bir şey mi? Yediğimiz gırtlağımızdan gidiyor. Gırtlak boruları, mide ayarlanmış her şey tam mükemmel bir sistem var. Bu sisteme kendi kendine olan neymiş? Milyarlarca yıl geçmiş. Milyarlarca yıl yine geçti. Niye bir başka canlı olmadı? Niye tekrar bir insan olmuyor? Ya da bir diyelim ki küçük bir hücre var. Bir şekilde var. O hücre diyelim ki bir şekilde bir insan oldu. Peki o insanın dişisi ya da erkeği de nasıl oldu sonra? Hadi diyelim onlar da oldu. Sonra zürafa nasıl oldu? Maymun nasıl oldu? Kuşlar nasıl oldu? Kelebek nasıl oldu? Yılan nasıl oldu? Domates nasıl oldu? Salatalık nasıl? Yani hayatta her şeyin bir düzeni var. Ve her şey matematiksel. Olduğu halde bu şekilde yani Peki deizm inanç dediniz ya. yoksa İnanç yoksa namus da yoktur yani. Bizim Anlayış yani. anladığımız anlamda namustan bahsediyorum. Öbür türlü namustan bahsetmiyorum. Yani adam der ki ben namusluyum. Hiçbir şekilde kimseye namussuzluk yapmam. Onu kastetmiyorum. Yani bizim anladığımız manada yani iman yoksa zina namus değildir zaten bir insan için. Çok normaldir yani. Deizmden bahsettiğiniz son yıllarda gençlerin deizme kaymasının sebeplerini siz neye bağlarsınız? Bir defa reklamı yapıldığı kadar çok değil deizme kayan, ateizme kayan ama tabii geçmiş yıllara oranla deist olduğunu söyleyenler arttı. Ama sayı bakımından geçmişte mi deist daha çoktu, şimdi mi dersiniz? Tabii ki geçmişte daha çoktu. Ben artık 100 yıla doğru
gidiyorum yani 70'imi bırakıyorum geride. Düşünüyorum mesela benim gençlik yıllarımda Allah diyen veya bir kitap okuyan bir genç hiç görmemiştim. İstanbul'da başını örten bir genç kız görmemiştim hiç. Başını ya kapıcılar örterdi ya şöyle çok yaşlı insanlar. Filmlerde de İslami açıdan nefret uyandıracak, İslam'dan nefret ettirilecek şekilde kötü insanlar örterdi başını filmlerde. Hmm, evet. Dolayısıyla ben gençliğimde hiç görmedim başı kapalı genç kız. Ve hiç görmedim Allah'tan bahseden bir genç. Şimdi evet deistler var ama Allah'tan bahsedenler, harikulade deliller sunanlar, inancını fevkalade güzel takdim edenler, anlatanlar da çok var. Dolayısıyla deizmin reklamı olduğu kadar sayısal bakımdan çok değiller. Ama reklamı sanki bütün dünya deist olmuş gibi lanse ediyorlar. Adamlar işini biliyor yani. Çünkü milyarlarca dolar geliyor onlara, bu işler için geliyor. Bana neden gelmiyor? Yani al şu parayı da sen de inancını istediğin gibi anlat, reklamını yap diyen olmuyor bana. Ama onlara oluyor. İşin ilginç tarafı bu zaten. Siyasete kayan bir cemaatlerin hani siyasete kaydığını son dönemde görüyoruz. Son seçimlerde de işte bir cemaat Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz dedi. İşte Cübbeli Ahmet Hoca kendi cemaatine kızdı. Neden AK Parti'ye yönelmiyorsunuz şeklinde, oy vereceğiz demiyorsunuz şeklinde. Farklı cemaatler de yine isim zikretmeden ama hep siyasetin içinde yer almaya başladılar. Yıllardan beri böyle. Her zaman cemaatlerde oy meselesi vardı. Var. Ben 43 yıldır cemaatleri tanırım. 43 yıldır hiçbir zaman cemaatlerin oy atmadığı, kullanmadığı zaman olmamıştır. Kullanırlar yani. Peki bu sizin de girişte bahsettiğiniz adaletsizliklerin oldukça artması, siz de şikayet ediyorsunuz. Toplumda herkes farklı farklı yerlerden, eğitiminden tutun da hep böyle bir şikayetler yükseliyor. Bu cemaatler evet seçimde oy kullanıyorlar, oya katkı yapıyorlar ama işte bu adalet mekanizmasına bir türlü neden katkısı geçmiyor? Mesela sizin şikayetiniz, siz sandığa giderken değerlisiniz de sonrasındaki şikayetlerinizin neden etkisi olmuyor? Şimdi bir defa şu anda biraz orada yani ben siyasi konuşma yapmak istemem ama şu soruyu cevaplandırayım. Yok buradaki hani bunu cemaatlerin bu konuda biraz ya tamam evet biz size oy veriyoruz ama yani burada bu aksaklıklar artık biraz haddi aşıyor şeklinde doğru eleştiriler yapması. Bakınız yasama yürütme meselelerinde problem var. Hiçbir zaman için AK Parti geldiği günden beri anayasa değişikliği yapamadı. Çünkü oyu yetmiyor, o kadar milletvekili yoktu. Bazı yasalarda değişiklik yapmak istedi. CHP hemen Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü halde sonra yine döndü, kendisi şikayet etti o konudan. Yani buna benzer çok olaylar oldu. Fakat şimdi benim çok umudum var. Şu anda bir yasa çalışması var ya. Yeni anayasa çalışması. Yeni anayasa. Bu anayasadan çok umutluyum. Yani... Adamın bir tanesinin eşeği kaybolmuş. Şarkı söyleye söyleye eşeğini arıyormuş. Demişler ne arıyorsun buralarda? Eşeğimi arıyorum demiş. Demişler türkü söyleye söyleye eşek mi aranır? Demiş bir umudum şu dağın arkası. Orada da bulamayayım da gör bendeki feryadı. Gerçekten benim bir umudum bu çıkacak olan yasa. Dökülüyor adalet diye bir şey yok. Yok ya yok adalet yok. Zulüm var. Adaletin yerinde şu anda zulüm var. Bazı hakim ve savcılar vicdanlarına rastladıkları zaman mahkumlar onlarda adalet uygulanır. Yoksa yasayla ele alacak olursak yasa dökülüyor. Tez zamanda hemen ve çok acele gerçekten çözüm bulunması lazım. Artık insanların sabrı kalmadı. Benim bile sabrım kalmadı.
Yani burada şöyle. Yani benim bile sabrım ne demek? 17 yaşındaki kızı almış, 16 yaşındaki kızı almış. Yıllar önce, şimdi çoluğu çocuğu olmuş, adam hapiste şu anda. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman niye izin verdiniz? Anne baba izin verirse oluyordu. Niye izin verdi devlet? Sonra başka saçma şeyler. Dediğim gibi demin de konuştuk. Ömür boyu nafaka. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Hatta ben bunu hazırlayanların, hazırlayan bakana, yani şaşırdınız mı siz dedim ya, ben kendimi kaybetmişim. Şaşırdınız mı, bu nasıl bir kanun? Böyle şey olabilir mi? Efendim, şeye gelince, eleştiriye gelince, böyle nasıl konuşuyorsun? Öyle nasıl yasa yapılıyor? Nasıl yapılıyor bu? Binlerce erkek karısından ayrılmışsa bir daha evlenemiyor adam. Çünkü nafaka ödüyor. Nereye evlensin? İnsanları yanlış yollara teşvik edecek işlerdir bunlar. Yani insaf. Gerçekten evet, insaf. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Tabii buradaki mesele şu. Bu cemaatlerin işte AK Parti etrafında toplanması nedeniyle ve oluşan adaletsizlik söylemlerinin sonucunda da temsil İslam oluyor ve size, yani siz bana saldırıyorlar diyorsunuz ya. Evet. Birçok insan işte bütün bu adaletsizliklerin arkasında AK Parti var, dolayısıyla cemaatler, Müslümanlar var deyip size saldırıyor. İşte başka Müslüman camialara saldırıyor. Ya, i̇şte Müslüman bakıyorsunuz. Cemiyetlerin, camiaların hepsi AK Parti'yi desteklemiyor. Bu çok yanlış bir algı. Ya çok burada birçok gencin kafasında hep bu oluşuyor. Yok, yani AK yanlış. Parti eşittir İslam temsil cemaatlerin ettiği için içinde CHP'yi dinden bile uzaklaş. Destekleyen var. CHP'yi de tabii, destekleyen tabii, var. Az önce Süleymancıların tabii. söylemiştik. Süleymancıların HDP'yi açıklaması. Destekleyen var. Var yani. Ama genel kanaat MHP'yi olarak. MHP'yi zaten. Refah'ı zaten. Saadet'i de destekleyenler az çok var. Dolayısıyla neredeyse AK Parti az destekleniyor diyebilirim yani. Ya burada çok fazla eleştiri de olmuyor. Siz mesela cesurca az önce adalet konusunda eleştirdiniz. Sizin gibi cesur bir şekilde AK Parti'yi eleştirenlerin vallahi olması ben gerekiyor. Her şeyi göze alarak ki, şimdikini söylüyorum. Şimdi bir de oradan şöyle bir şey var. AK Parti'yi eleştirenlere sürekli FETÖ'cü ve vatan haini ilan ediyorlar. Burada da böyle bir savunma mekanizması oluşmuş. Yani özellikle yani sizin gibi yanlış. Değerlerin, sizin gibi değerlerin cesurca eleştirmesi ve bu zinciri kırması gerekiyor. Ama bu açıdan önemli. FETÖ'cüler de hakikaten bazılarını tanıdığım çıkıyor bazen FETÖ'cülerden. Ne biliyorsunuz o kişinin FETÖ'cü olduğunu? Gerçekten aşırı yalanlarla algı operasyonu yapıyorlar. Sadece o değil. Öbür terör örgütleri var mesela. Öyle iftiralar atıyorlar ki. Şey vardı ya, bir saat meselesi. Milletvekilinin saat meselesi. Evet, evet. O saati ben ilk olarak nasıl duydum biliyor musunuz? 190 milyar dolarlık saat diye video gördüm ben. 190 milyon dolarlık saat. Ya bu kadar abartı, evet. Yani o da az değildi ama bu kadar abartı ne ya? Bu abartı ne bu kadar? Ben demiyorum. Bence de yani niye o kadar pahalı saat takıyor? Ben olsam takmam. Ben AK Parti yerinde olsam o kadar lüks yaşayan milletvekillerini partiye almam. Niye? Çünkü çok lüks yaşayanlar, çok zengin olanlar fakirin halinden anlayamaz. Geçtiğimiz günlerde de istakoz meselesi çıktı. İstakozda onunla... ne var yani? Yer yer bunda bir şey yok ki. Ama istakozu direktten hani sunmuş galiba. Olabilir, insanlık hali bir boş bulunmuştur. Ben yani bana sorulsa benim en fazla söyleyeceğim, tasvip etmediğim bir olaydır. Ben hiçbir sevdiğim yemeği paylaşmam. Ama paylaşana da bu kadar saldırı. Bu ne? Bu ne ya? Yani ne? Hani ekonomik olarak halkın bu kadar çöktüğü bir dönemde ben istakoz yiyorum. Çok pahalı bir yani bunu şey. Bunu söyleyenlerin için. Kendilerinin neler yediğini kim takip edecek? Kendileri nasıl acaba? Ben şunu da gördüm. İşte açlıktan ölüyoruz diyen kadının kulağındaki küpenin fotoğrafını çektirdim. Kuyumcuya gösterttirdim.
bundan 2-3 sene önce. İnanır mısınız? Bir dairenin dörtte birini alıyorduk küpe. Hmm. Bir dairenin dörtte birini. Bunlar bazıları açız diyor ama açlığından demiyor. Linç altına işliyorlar. Algı operasyonu. Aç insanlar. Bakın ben bunu nereden yakaladım? Canlı yayın yapıyorum. Her canlı yayında çıkan bir kadın var. Çocuklarım var, açım, bana yardım eder misin diyor bana. Diyorum ki bana telefon numaranı ver, adresini ver, ilgileneceğim. Hiçbir zaman telefon numarası verilmiyor, adres verilmiyor. Yok, teşekkür ederim. Adres verilmiyor. Ve bir baktım ki bu kadın aynı kadın. Ama adres vermiyor, telefon vermiyor. Sadece konuşuyor açım diye. Bir defa devlet diyor ki açsan Kızılay'a git. Kızılay kumanyanı veriyor. Ha, aç olmasın tabii ki. Tabii ki açlığın ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapalım. Tabii ki çok çalışalım. Ama uydurmasyon açlıklar da üretmeyelim yani. Sonra bu kadar patates, soğan, geçen gün pirinç, tonlarla pirinç bir boş arsaya dökülmüştü. Kıtlık olsun diye, pahalılık olsun diye yapıyorlar. Yani hala birileri uyanmıyor, demiyorlar ki ya neden bu iktidar istenmiyor bu kadar? İstenmeyen neden istemez? Vatan haini olmasa domatesi çöpe atar mı? O kadar tonlarca mercimeği döker mi? Uyanmıyor. İnsanlar da beyinleri uyuştu herhalde. İdrak edemiyor. Ya insan devletin uçak yapmış, sıha yapmış neydi öbürünün ismi? İHA yapmış, evet. Sıha yapmış diye üzülür mü? Köprü yapmış diye kızar mı? Havaalanı yapmış diye sinirlenir mi bir vatan seven insan, vetsever insan? Vallahi ben olsam bu uçak yaptı diye sinirlenen insanları sigaya çekerim. Gel bakayım sen nereden besleniyorsun? Senin vatanın, asıl vatanın neresi? Sen hangi vatanın kalkınmasını istiyorsun? Kime çalışıyorsun? Bu ne rezillik böyle? Evet. Biz söyledik mi kötü oluyoruz. Bana yazmışlar bu Ermeni diyor, Yahudi bu diyorlar benim için. Analarını ağlatacağım az kaldı. Ondan sonra bu diyor işte her türlü hakaret yapıyor. Bu arada Doğu Perinçek'e tekrar sesleniyorum. Adamlarınız benim. Casus mu, Yahudi mi bir şeyler olduğumu söylemişler. Yani rica ediyorum bu meseleyle ilgilenin. Yani çok çok yani siz o varsınız diye bunu sizden rica ediyorum. Yoksa böyle şeyler aslında rica bile edilmez yani. Ne demek? Öyle bir iftiralar atmışlar ki. Ben Doğu Perinçek'in kendisi mi? Gizli işte. Onun taraftarları mı? Gerçi Züppeli Ahmet de yapmıştı aynı hatayı. Neyse özür diledi ama düzeltmedi. Oradaki konuşmayı düzeltmedi. O başka şeyi düzeltti. Başka bir hatasını düzeltti. Zannediyor ki iftirayı düzeltti. Hayır, iftira düzelmedi. Neyse. Oralar yani benim de derdim çok olduğu için illa derdimden evet, oradan köşeden, oraya kıyıdan köşeden illa ki çünkü derdi olan sızlanıyor ister istemez. Yani bu yaşınızda koşturuyorsunuz. Tabii ki koşturacağız. Yani az önce de girişte de bahsettiğiniz hani yürüyüşe katılamadım şeklinde diyorsunuz tabii, hala. Tabii ki herhalde. Hala yürüyorum. İşte Gazze'de unutturulmaya çalışan, hani alıştırılmaya çalışan bir soykırım gerçekleşiyor. İnsanımız evet. Dünya Harvard Üniversitesi'nde bile hani konuya duyarlı öğrenciler çıktı. Ülkemizde... Bütün dünya gençlerine teşekkür ediyorum eylemlere katılan. Türkiye'de ve tüm dünyada eylemlere katılan gençlere teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum o gençlerin. Gerçekten harikasınız. Evet, çok, onurlu çok bir duruş yani. Var gençlerde. Evet, onları izledikçe tutuklananlar var. İşim açılıyor. Özellikle Amerika'da gençler tutuklanıyor evet. Bu konuda. Ciddi anlamda bir yaptırım uygulanıyor. Gazze gözden düşsün. Zaten çıbanın başı Amerika, İsrail'i şımartan, İsrail'e yüz veren Amerika değil mi? Evet. Amerika. Amerika'dan yüz buluyor da başkasının ülkesini gasp ediyor İsrail. Yani kendine ait olmayan ülkeye giriş yapıyor, gasp ediyor. Müslümanlar da
Uyudular. Aptal aptal uyuyor Müslüman ülkeler. Arabistan'ı nasıl buluyorsunuz? Arabistan'daki son dönemdeki kökten Prens Selman'ın alkol satışı ilk resmi olarak başladı. İşte Kabe'nin... Bilmem zaten ya zaten o adam... Kabe'nin yanında KFC'den hani oradaki kuyruğu görüp rahatsız olanlar video atıyorlar. Bu nasıl bir şey diye Starbucks... Bizi ilgilendirmez. Biz Suudi Arabistan'a Arabistan'ın yönetiminin İslam ile alakası yok. Korku belasına çarşafı tutuyorlar. Korku belasına birisi zina yaptıysa soruyorlar. İki tane kanun var. Karşı tarafa soruyor. Hangi kanunla ceza verelim? İslam derse İslam, Batı medeniyeti derse Batı medeniyetine ait kanunla yargılanıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan İslami kimlikte bir ülke değil yani. İslami kimlikte ülke de pek kalmadı gibi bir şey. Yani her Müslüman kendi başının çaresine bakacak. Kendi kendine güçlü olmaya bakacak. Hiçbir ülkeyi örnek almayacak. Hiçbir insanı örnek almayacak. Alsa da izzet ve şahsiyetine önem veren insanları örnek alacak. Brezilya lideri bu anlamda dik duruşuyla Müslüman liderlere örnek oldu. Evet ama tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanımızın çok rolü var o işte. Yani çok rolü var. Çünkü sadece kanunen onun mahkemeye verme hakkı varmış. Öyle uluslararası örümcek ağı gibi kanunlar düzenlemişler ki her şey onların istediği gibi oluyor. Her şey. Sen Müslümanca adım atamıyorsun. Engelleniyor. Hatta Arjantin başbakanının hanımına da iftira atmışlar. Öyle bir içine sızıyorlar ki ülkelerin. Evet. Arjantin de İsrail karşıtı açıklamalar yapmıştı. Başbakanın eşine yolsuzluk iftiraları atarak onun prestijini düşürmeye çalışıyorlar. İftiraları çok kolay. Müslüman dünya kendine gelmesi lazım. Ölü toprağını üzerinden atması lazım. Amerikan toprağını üzerinden atması lazım. İsrail toprağını üzerinden atması lazım. Batı toprağını üzerinden atması lazım. Batıl toprağını, topyekün batıl toprağını üzerinden atması lazım. Müslümanların grup ayrımı yapmadan kendine çeki düzen vermesi lazım, verip kendine gelmesi lazım Müslümanların. Yani ucuzlamamalı Müslüman. Kalitesinden ödün vermemeli. Yani maddi olarak zenginleşmenin yanında manevi zenginleşmeyi gayet tabii yani. İmani hem madden zenginleşsin çünkü biz fakirken de dalga geçiyorlardı fakirliğimizden. Evet. İslami kesimin fakirliğiyle yıllarca dalga geçirmiştir. Evet. Ben hepsini biliyorum yani. İşte çulsuz oldukları için İmam Hatip'e gidiyor diye de böyle bir iftira uydurmuşlardı. Şimdi de sanki Recep Tayyip Erdoğan millete para vermiş de zengin olmuş. Sanki kendi taraftarları çok fakir. Ama sadece AK Partililer zengin. Sadece AK Partililer köşeyi dönmüş. Ya ben bu kadar insan görüyorum çevremde. AK Partili olduğu için köşeyi dönen görmedim. Gerçekten görmedim. Çalışmışsa döneni gördüm. Mesela iki tane müteahhit tanıdıklarım var. Çok da bir müteahhitin birisi. İsmail Tekne şeyde Çanakkale'de ya adam kendi kazanıyor ama fakirlere veriyor. Afrika'da gitti, orada kuyu açtı, fakirlere para verdi. Bir de camilerini yaptı. Yani güzel işte zenginliğini hayır yolunda kullanıyor adam. Böyle zenginlerin başımızın gözümüzün evet, üstünde Allah yeri var. Sayısını, ama hep Rabbana, hep bana, hep bana diyenler de vardır tabii. Fakat bu zenginlerin hiçbirini AK Parti zengin etmiyor ki canım. Yani insaf yani sanki Tayyip zengin etmiş. Recep Tayyip demiş ki al sana para zengin ol. Böyle bir şey var mı Allah aşkınıza? Çok fazla iftiralar atılıyor. Bu arada... Gerçekten AK Parti'nin tenkit edecek yönleri yok mu? Var tabii ki. Onu tenkit et. Niye uyduruyorsun ki fazladan? Başka şeyi neden uyduruyorsun? Hatalar neyse onu söyle. Milli eğitim ders tedrisatı dökülüyor.
Milli eğitimin vermiş olduğu dini derslerden bir Allah'ın kulu hidayete eremez, benim görüşüm. Çünkü burada Hazreti Adem'i Allah yarattı, insan Hazreti Adem'den türedi diyor, üredi diyor. Öbür taraftan insan maymundan türedi diyor. Bu nasıl bir şey? İmam Hatip'te ne işi var maymundan türemenin? Böyle anormal milli söyleyin. Milli eğitim olur mu? Ama niye oluyor? Çünkü imzalar yıllar önce atılmış. Amerikan kontrolünde dersler. Ben çünkü bu işin hastasıyım ya. Her dönem çıkan dini kitapları okuyorum. Bakayım nasıl. Hemen bildiriyorum. Bakanına bildiriyorum. Milli Eğitim Müdürü'ne bildiriyorum. Uğraşıyorum. Burada peki Diyanet'in... Ama bir işe yaramıyor. Hani tabii. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın burada devreye girmesi gerekmiyor mu bu konularda? Hayır. Diyanet İşleri Başkanı ayrı bir ekol. Hayır, kontrol anlamında. Şimdi... Kontrol edemez Diyanet İşleri Başkanı. Yok, hayır yani şeyi, sizin gönüllü olarak yaptığınız şeyi onların bu konuda. Çünkü tabii yapıyorlar. Devlet uğraşıyorlar. Şimdi... Uyarma güzel konusunda. Bir atılım var. Bu yeni gelen Milli Eğitim Bakanından çok umutluyum. İnşallah. Evet, o geçmişten bu yana saçmalıkları, kendisini FETÖ'cülerin de tehdit ettiğini biliyoruz zaten. Evet. Hani müsteşarken. 101 kitap diye bir kitap çıkarttılar. Ya kardeşim, o kitabın içinde İslam'a hakaret eden yazı var o listede. Evet, problemli bir. Neden şuur verecek, dava aşkı verecek bir gence vay be ben de böyle olayım dedirtecek bir şey yok oralarda. Hep aman edebiyatı güzel olsun, edebiyat, edebiyat, edebiyat. İyi, edebiyatı da güzel olsun ama verdiği maneviyat da güzel olsun. Olmaz mı? İlla din deyince ya illa bir işte bir şeyhin hikayesini anlatacaklar. Uçtu kaçtı. Hayır canım, mantıklı. Hiçbir insan uçmaz, hiçbir insan kaç. Mantıklı. İman ile, mantık ile çalışmakla elde edilen İslam. İslam eşittir bilim. Bunlar anlatılarak, bilime ayrı, İslam'a ayrı yere koyarak değil. Allah bir defa dünyanın döndüğünü, güneşin döndüğünü söylemiş mi? Söylemiş. Ay ve güneş birbirini, ay diyor, ay güneşi takip eder diyor. 1400 yıl önce bu bilgiyi astronomi biliyor muydu bilmiyorum. Bunu araştıracağım. Ama ayet biliyordu, ayet söylüyor. Şimdi böylesine bilgi, ayet varsa bir tane de olsa o bir tane bile bilim Kur'an'dan ayrı değildir'in ispatıdır, delilidir. Bir tane bile olsa. Ama öyle bir din sunuyorlar ki o dine göre bilim ayrı şey, İslam ayrı şey, bilimi kabul eden İslam'ı etmez, İslam'ı kabul eden bilimi kabul edemez. Çünkü bu bir psikolojik savaş kurallarına göre yapılan propagandalardır. Yani bilim diyorsan İslam diyemezsin, İslam diyorsan bilim. Ben cezaevindeyken bir genç kız vardı, idam cezası almıştı. Mahkemeden geldi bir gün, ölünceye kadar bilim diyorum dedi. Ben de ne demek istediğini anlayamadım. Yıllar sonra anladım. Meğer diyormuş ki yani İslam'ı reddediyorum. Ben bilme inanıyorum. Hem tamam İslam'a inanmıyorsan inanma ama Müslümanların İslam'ı ayrı, bilme ayrı göstermemesi için psikolojik savaş kuralları ile çalışanların nasıl çalıştıklarını bilmeleri lazım. Bu konuda çok zayıfız. İslam düşmanları ne yapıyor bilmiyoruz, nasıl çalışıyor, nasıl taktik kullanıyor, psikolojik savaş kurallarına göre neler yapıyor, her şey. Mesela bilir misiniz eskiden şöyle bir söylem vardı, psikolojik savaş kuralları ifadesi bu. Kur'an'ın manasını sadece Allah bilir, kullar bilemez. Müslüman siyaset yapamaz, yaparsa günaha girer. Bakın ne kadar... Yani cemaatlerde tabii, duyduğumuz cümle. Ne Arap'ın yüzü ne Şam'ın şekeri. Böyle altyapıyı oluşturacak beyinde olumsuz bir şekilde altyapı oluşturacak o kadar ustaca çalışmalar var ki bunların şimdi de başörtü tutturmuşlar. Başörtü ayetinde baş yok. Peki yazmada baş var mı? Baş, şeyde
Neydi o? Türbanda baş var mı? Yok. Kalemde yazı var mı? Yok. Hiçbir şeyde, mesela evde insanlar var mı? Efendim, ne bileyim, ampulde ışık var mı? Ne bileyim, sandalyede oturan var mı? Aslında şöyle, başörtüsüyle ilgili, başörtüsü dünyanın kadim tarihinde kadının hep namus şeydi olarak, yani Yahudilerde yani de evlendiğinde o biraz takıyor. Abartı ama yani var, yani dünya tarihinde. Tabii, yani kadın... tabii var. Bir de işte falanca sanatçı kapandı ya da filancının kızı kapanmış dendiğinde kişinin aklına neresini kapatmış olarak gelir? Başını, baştan bir defa başı kapalı gelir akla. Şimdi psikolojik savaş kurallarına göre çalışanların hünerleri bunlar. Allah izin verirse şimdi. Peki topluma bir baktığınızda başarılı oldular mı? Buradan da ilan edeyim. Bir başörtü tesettür kitabı yazdım. Evet. Çok emek verdim. İnşallah çok iyi olacak. Telif hakkı istemiyorum. Sadece anlaşma yaparak veriyorum. Kim isterse basabilir. Yalnız benden izin alacak. Niye? Ben öldümse varislerimden. Çünkü hiçbir kelimesi çıkartılamaz, hiçbir kelime eklenemez. Hmm. Okuyacak, kendisi bana söyleyecek, şuraları ben istemiyorum diyecek, ben kendim çıkartıp teslim edeceğim ona. İsteyen herkese verebilirim, basabilirler. Allah razı olsun, çağrıma iki yer cevap verdi. Osman Topbaş hocamız, Allah razı olsun. Bir de Abdülaziz Bayındır hoca, onlar da basacaklar. Çok mutlu oldum, çok onur duydum. Osman Topbaş hocam çok yakından ilgilendi. Abdülaziz Bayındır da çok yakından ilgilendi. Buradan da ilan ediyorum. Dernekler, vakıflar basmak isterseniz, ha derseniz ki kitap çıksın güzel mi bir bakalım derseniz, yakında çıkıyor inşallah. Kitabın adı Gerçek Medeniyet Tesettürle Başlar. Hakikaten öyledir. Tarih kitaplarında medeniyet örtünmekle başlar diye geçer. Çünkü eski insanların çırılçıplak olduğu kabul edilir. Şöyle örtündükçe hani, medeniyet denilmiştir. Cennetten, fıtratta zaten örtünme var ya, hani Adem'le Havva'nın cennet kıssasında evet. Hani o günahı işledikten sonra çıplak kalıyorlar ve yaprakla hemen örtünme ihtiyacı hissediyorlar ya. Tabii ama oradaki çıplak... Hayır, şey var. Hemen örtünme isteği geliyor ya insana. Yani evet. Hemen bir örtünme evet. isteği var yani insanda. Ama zaten. Oradaki çıplakla bugünün çıplağı aynı değil. Oradaki çıplak karı koca sadece birbirini görüyordu. Ama bugünkü çıplakları herkes görüyor. Arada fark var. İki de bugünkü bir artış Hazreti Adem'i Havva'yı örnek verirler. İşte o da çıplaktı ama onu kimse görmüyordu. Yani şey var, yabancı hani, erkekler görüyor. İslam'da cahilliğin artma nedenlerinden bir tanesi de olarak da çıplaklık gösterilir ya. Hani evet. Çıplaklık arttıysa cahillik artmıştır. Evet. Çünkü mesela medeniyet kapalı. Tabii mesela geçenlerde bir video seyrettim. Kadınlar tamamen anadan doğmalar. Yani buradan Türkiye'li bir vatandaş gitmiş, röportaj yapıyor. Çocuk ter içinde kalmış. Çünkü herkes çıplak. Yani dilime almak istemem böyle bir şeyi ama insanı dinsizlik sonuçta, bakınız. İslami kesimde ifrata gidenler, demeyeyim, aşırıya bazılarına göre en son nokta tepeden tırnağa kapanırlar. Ama karşı tarafta Kemalizm'de ya da laiklikte aşırıya gidenler anadan doğma soyunur. Biri anadan doğma soyunur, biri anadan doğma giyinir. Şimdi bir defa medeniyetler farkını çok iyi ayırt etmek için bizim bir defa çok iyi bir şekilde dinimize ifratsız, tefritsiz ve hürafesiz dönmemiz lazım. Ya öyle korkunç sözler var ki, buna hadis-i şerif diyorlar. İnsan İslam'dan nefret eder. Onun inansa peygamberin söylediğine. Bir defa buraları da düzeltmemiz lazım. Bizim çok çok işimiz var. Öyle işimiz var ki yani aslımıza, dinimize dönmeliyiz. Eskilerin kalıbından tamamen de çıkmamalıyız ama tamamen de almamalıyız. Çünkü çocukla evliliği bütün tefsirlere koyanlar eski kafalılar. Eskideki alimler, biri koymuş, saçmalamış, o saçmalığı öbürü almış. Yani bununla ilgili şimdi hani siz bahsettiniz, şimdi geçmişte Arap toplumunda
var olan bir şey. Şimdi bu konuyu bugün gündeme getirmek, yani gündeme getiriyor birisi ve insanlar buna İslam'a, ama İslam'da böyle bir sapkınlık var diye İslam'a saldırmaya... Tefsire, sen Kur'an'a yazarsan İslam'da der cahil. Ne bilsin onun Kur'an'a bir el tarafından ilave edildiğini, şey, Türkçesine ilave edildiğini. Yani ben diyorum ki İslam dünyasına manevi bir tufan lazım. Her şeyi silip süpürecek, yeniden İslam başlayacak. Ya çok gereksiz konulara girenler var. Yine isim vermeyeyim. Başka bir hoca da peygamberimizin sümüğüyle yani üzerine sürenler vardı diyor. Yani bu konular saçmalık. Yani işte uydurma işte, hadislere inananlar da oluyor. Bu. Yani ben abi hiçbir sahabenin böyle bir şey, Allah razı olsun, asla canım, böyle bir şey. Yok canım, sahabede asalet var, zarafet yani var. Böyle bir asaleti yani asla yakıştıramam. Hatasız değiller ama. Tabii var ama. Bu konularda böyle bir şey bilgi var yani. Ha, böyle yakıştıramam. Şey. Ve insanlara malzeme oluyor bunlar tabii, yani. Bunlar, bu uydurma hadisler, tamamen İslam'ın güzelliğini kapatmak için. Ben şimdi bir çalışma yapıyorum. Allah'ıma diyor, Rabbime diyorum ki Rabbim, bu çalışmamı yapmadan benim canımı alma Rabbim. Bu çalışmamın bir tanesi, öbürünü söylemeyeceğim. Bir tanesi şu. Kur'an-ı Kerim'de insanların İslam'ı seveceği ne varsa, inanın bana ne varsa, hepsinin karşısına o ayetin güzellik etkisini götürecek bir uydurma hadis getirmişler. Hadis inkarcısı değilim ha. Bana böyle diyenin anasını ağlatmam. Kendini ağlatırım. Çok bunun hesabını kötü sorarım yani. Çünkü hadis inkarcılığına adam akıllı karşıyım. Ama uydurup kaydırık şeylerin de peygamber ağzıyla söylenip buna hadis-i şerif denmesi, bir de sahih diye eklenmesine tahammül edemem. Kur'an'a aykırı olmayan hadislerin hepsinin başımın üstünde yeri var. Zaten peygamberin hiç konuşmadan bir din sunması mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bile 100 kitap yazdım yani. Peygamber hiçbir şey konuşmadan mı 23 seneyi tamamladı? Evet. Böyle mantıksızlık olamaz. Her neyse. Şimdi mesela Tevbe suresinin 71. ayetinde kadın erkeğe, erkek kadına emri bil maruf yapabilir, nehi anil münker yapabilir diyor. Bu arada Kur'an var mı? Tevbe miydi? Bir bakabilir miyiz Tevbe 71'e? Ben konuşmama devam edeyim. Siz devam edin, ben telefonumu. Oradan da bakabiliriz. Şimdi diyor ki kadın erkeğe, erkek kadına hatada gördüğü zaman emri bir maruf yapabilir. Nehi anil münker yapabilir. Bu arada ne demek? Konuşabilir yani. Mümin erkekler yani. Kadın, ve mümin kadınlar birbirlerinin dostu ve yardımcısıdırlar. Tamam, şey, İyiliği emir süre? Ve tavsiye eder. Tevbe değil mi? 71. Tevbe suresi 71. Birbirlerine hakkı tavsiye ederler, konuşurlar. Evet. Ama tabii ki kadın konuşur ama tesettürlü ruhunu gidermeden konuşmak çok önemli. Kırta kırta, sırta sırta değil. Kendisinde olacak, bilinçli konuşacak, tesettürüne aykırı tavırlar sergilemeyecek. Budur zaten şahsiyetli. Erkek de öyle. Erkek de şahsiyetli olacak. Erkeğin de tesettür, erkek de sokakta giyiminden Müslüman olduğu bilinecek ha. Ayet var. Onlar Allah'ın boyasıyla boyalanırlar. Allah'ın boyası tesettürdür. Başka bir şey bilmiyorum ben. Bilen varsa bana söylesin. Neyse. Şimdi ne kadar güzel değil mi? Aa ne güzel diyorsun. Ben gençlik yılımda çok ilgimi çekmişti bu ayet. Aa böyle aşırı derecede illa kadın sesini hiç duyurmayacak, kadın sesi haram değil yani, ihtiyaç varsa kadın erkeğe konuşabiliyor diye böyle çok hoşuma gitmişti. Hayda bir gün bir bakarım, kadının sesi haramdır, kadın erkekle konuşamaz, bir de uydurma ucube mucube bir Hazreti Fatıma kıssası var, çobanın karısına gitmiş de cennetlik olanı görmek istemiş de kadının şey çobanın karısı ağzına taş koyup da kim o demiş sesim kötü çıksın diye. Allah kötü ses isteseydi
kadının sesini kötü yaratırdı. Öyle istemiyor. Nasıl yaratmışsa öyle istiyor. Ama sen kırıtarak konuşmayacaksın demiş sana. Düzenli şahsiyetinle konuşacaksın demiş. Hemen ne yapmışlar? O ayetin hükmünü azaltacak kadının sesi haramdır. Kadın erkeklerle sert konuşacak. Şahit olduğum bir olayı anlatayım. Konferanslarımda da anlatmışımdır. Şimdi bir minibüse bindim. Bu tür şeyleri herhalde gözlemci olduğum için görüyorum. Yoksa herkes mi görüyor onu bilmiyorum. Şimdi bir kadın var, sağımda oturuyor, örtülü. Bir kadın var, tam önümdeki koltukta oturuyor, o da örtülü. Şimdi yanımda oturan ya da önümde unuttum çünkü çok sene oldu, 30 seneden fazla. Şimdi örtülülerden birisi, şoför bey şurada müsait bir yerde durur musunuz? O kadar kırıtıyor ki konuşurken. Niye kırıtıyor? Müslüman kadının ne kadar modern olduğunu anlatacak kendince. Derdi bu. Halbuki senin öyle bir vazifen yok. Sen neysen olsun. Sen ihlaslı ol, samimi ol, bu yetiyor. Bilgili ol, bu yetiyor. Bu öyle kırıtarak konuştu. Allah Allah, bir şey söylesem ama ne söyleyeyim yani, kızcağız iyi niyetli. Aklınca ne kadar güzel Türkçe kırıtarak konuşmayı güzel Türkçe konuşmak zannediyor. Neyse, bir şey diyemedim tabii. Şimdi aradan biraz zaman geçti, 15-20 dakika kadar mı ne kadarsa yol gittik. Şimdi önündeki hanım, yani kadın sesi, kadın erkeklerle konuşurken sert sesle konuşacak diye bir ilave kültür var bizim sahada. Tıpkı kadın kocasından iki adım geride gidecek. Adam biri gelmiş çimcik atmış karısına. Kocanın haberi yok. Koca önde. Affedersiniz. Bunları söylemek istemem ama bunlar söylenmeden de bazı şeyler anlaşılmıyor. Şimdi kadın aynen böyle. Şoför şurada dur yaptı. Ama öyle bir sesti ki sesini kadıncağız zorla çirkinleştiriyor. Bir de sert. Dedim ki kardeş dedim, şoför bey müsait bir yerde durur musun demek kötü bir şey değil. Kırıtmak değil, sırıtmak değil. Ama ne yapsın kadın? Hürafeciler o kadını o hale getirmiş. Buna benzer neler var neler. Neler var? Müslümanlar devlet kuramazlarmış. Kardeşim o Yahudilikte var. Yahudiler devlet kuramaz şeye göre, Tevrat'a göre. Müslümanlıkta böyle bir şey yok ki. Müslüman devletini kurar ama devlette asıl olan adalettir. Başka ülkelerde güzelliklerden alır yasaya da koyar yani. İsterse dinsiz devlet olsun. Bir yasası varsa o dinsiz devletin çok güzelse, insanlara o konu kar sağlıyorsa, fayda sağlıyorsa onu alır. İslam anayasasına koyabilir. Bir problem yok. Ama nasıl bir ucube gösteriliyor? Bambaşka bir şeyler. Hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır yani, şeklinde. Yani. İnsana hizmet anlamında yani. O şeyi koyar. Hürafelerden çıkılmadığı sürece de İslam hiçbir zaman görünmeyecek. Evet. Şimdi tekrar ediyorum. Hürafelerden kurtulmadığımız sürece İslam'ın medeniyeti hiçbir zaman görünmeyecek, görünemeyecek, görünmeyecek, ortaya çıkmayacak. Evet. Kişinin beslenmesiyle alakalı. Kişinin nereden besleniyorsa su evet. Senin için verildi. Evet. Çok güzel düşünün nereden, insanlar çıktı şimdi. Nereden besleniyorsa onu alıyor. Haliyle hurafeci bir yapıdan beslendiğinde de hurafeyi alıyor. Şimdi siz evet. Yıllarca hani son artık bu dönemde içerik üreticisi diye bir tabir var ya hani. Evet. YouTube'da, Instagram'da vesaire Facebook'ta içerikler üretiliyor. Ya çok beğeniyorum şimdi, bazılarını. O kadar beğeniyorum ki. Yani günah olmasa bulup sarılmak istiyorum o kişiye yani. O kadar beğendiğim yazılar var yani, evlatlarım tabii onlar benim diye. Mesela çok güzel şeyler buluyorlar ya böyle. Şimdi şu anda, siz de zaten eskinin bir içerik üreticisiniz. Evet. Yani işte Müslüman camianın
işte eline ulaşan kitap vardı o dönem. Ne vardı? Kitap vardı, marşlar vardı eskiden. Eşref Siyah, Ömer Karaoğlu vardı, Buruk evet. Genç vardı. İşte sizin kitaplarınız vardı. İnsanların ellerinde sizin kitaplarınız evet. dolaşırdı, onu okurlardı. Hani sizin ürettiğiniz o içerikle beslenen bir gençlik, Müslüman gençlik vardı. Evet. Şu an bu kadar çok fazla olması mı biraz sağlıksız bir yapı ortaya oluşturuyor? Hani genel topluma baktığınızda ya evet tamam içerik çok kolay bir şekilde ulaşıyor. Biz sizinle bu röportajı yapıyoruz, YouTube'a atacağız bunu. Evet. İnsanla milyonlara bir anda ulaşacak. Ama sizin hiç kitabın 1 milyon ya. Ulaşması rekordu. Yok, paylaşmıyorlar. Neler yapmalı mesela? Gençler özellikle şu an nelere dikkat etmeli? O sizin verdiğiniz o yazdığınız kitaplardaki saflığı yakalayabilmek için nasıl bir süzgeç olmalı? Şimdi ben yıllardan beri bir şeyi araştırıyorum. Sonuca ulaşamadım daha. Bir selpak isteyebilir miyiz oralardan? Affedersiniz. Yıllardan beri araştırıyorum. Daha sonuca gelmedim. O da şu, insanlar, mesela Adolf Hitler'den örnek verelim. Ya insanlar ne oluyor da bu kadar acımasız olabiliyor? O çocuk bir zamanlar kundaktaydı, bir zamanlar güzel güzel oynuyordu. Bir kanadı kırık kuş görse acıyordu, o kanadı tedavi etmeye çalışıyordu. Biz işte bugünün Türkiye'sini konuşalım. CHP'li çocuk zamanında çocukken kim arıyorsa ona öbür telefondan ulaşalım. CHP'li çocukla AK Partili çocuk aynı sırada okuyorlardı. Ya da öbür şeyler diyelim. Terör örgütünün mensupları. Çocukken güzel güzel oynuyorlardı. Sonra karabasan bir inanç geliyor. Bir farklı akım, farklı fikirler geliyor. Ve bir insan öbür insanı öldürecek kadar nefret ediyor. Yani bu bilgi o insanın kimyasını nasıl bozuyor? Bilinçaltını nasıl zapt ediyor? Bilinçaltına nasıl bilinçaltını nasıl gasp ediyor? Ve neden bu konuya eğilmiyor dünya? Yani bu insanlığın bu kadar bozulması. Bakın yanımda Kayseri hocalarından Neriman Avcı vardı. Belçika'da, yok İsviçre'deydik. Otobüse bindik. Bir adam bana hakaret ediyor ama nasıl hakaret, böyle ağzından köpükler geliyor. Ne diyor dedim, aklınıza gelen her türlü hakareti yapıyormuş. Dedim ki, ona söyler misiniz? Kendisiyle 5 dakika yani azıcık konuşabilir miyim, beni dinler mi? Söylediler. Yemin ediyorum, toplam asla 10 dakika konuşmadım. Bunu çok iyi biliyorum. Adama yapmış olduğum o kısa 5 dakikalık konuşma sonunda adam benden bir özür diledi. Yani neden böyle giyiniyormuşum? Ona tüm dünya kadınlarının örtülü olduğunu düşünürsek, siz sokakta bir kadının bacağı, bir kadının degajesi, bir kadının bilmem neresi görmemiş olsanız, kendi hanımınız sizi evinize gittiğinizde mine etekle karşılasa, o kadını siz dünyanın en güzel kadını görmez misiniz dedim. Tabii belli bir şey yani. Çünkü sokakta göremiyorsa evindeki ona dünya güzeli gelecek. Velhasılı ve insan hakları Derneği'nin kurucularından Hazreti Muhammed'in ilk kurucuları, onun İnsan Hakları Derneği kurduktan 1000 küsur yıl sonra İnsan Hakları Derneği kurulmuştura kadar. Kısaca bir özet yaptım. Adam benden özür diledi ve bundan sonra hiçbir Müslümana hakaret etmeyeceğini söyledi. Peki biz güzel donanımlı olsak, anlatsak,
Türkiye'dekilerine ve dünyadakilerine. Ben şuna inanıyorum. İki kesim Atatürkçüler var. Ama bir kesim Atatürkçüler var ki, zaten yakında onlara da sesleneceğim. Bunlar gerçek bir vatansever. Ama bir kesim Atatürkçüler var ki asla vatanımızın kalkınmasını istemiyor. Çünkü dış güçlerin elemanları bunlar. Devlet de biliyor zaten bunları. Peki biz neden o zaman, kendi kendime dedim ki, ben o zaman neden o vatansever Atatürkçünün bana nefretle bakmasına sebep olayım? Yani ben hata yapıyorum dedim. Yani ayırt etmem lazım iyi ile kötüyü. Yok sonuçta Atatürkçü değil mi? Ama Atatürkçü ama bu vatanını seviyor bir tanesi. Mesela SİHA yapılıyor, seviniyor. Hava alanı yapılıyor, seviniyor. Uçak yapılıyor. Görünmez uçak yapıldı. Ben görünmez uçak yapıldı. Ne diyorsun buna denildiği zaman ağlayan Atatürkçü kadın gördüm. Dedim ki yani bu işi biz yanlış yapıyoruz herhalde. Bütün Atatürkçüler aynı değil. Biz niye aynı kefeye koyuyoruz? Bu işi baştan alıp güzel düzene sokmamız lazım. Şimdi sorunuza geliyorum. Bugün ne yapmak lazım? Bir defa bugün strateji tespiti yapılması lazım. Ne lazım? Bugünkü ortama ne lazım? Bunlar önderlerin bir araya gelmesiyle olacak. Güzel bir ne diyorlardı, bir toplantı var, herkes fikrini söylüyor. Güzel bir açık oturum yapılacak. Strateji tespitinde aciller neyse onlar öne alınacak. Grup ayrılığını öldürmemiz gerekiyor ey Müslümanlar. O grubun şu hatası var. Varsa var. Seni Allah kiramen katibi mi yaptı? Sana ne? Sen güzelce söylersin. O yine hatasını yapıyorsa yapar. Sen onu engelleyemezsin. Onun bu şu hatası var. Bunun var. Birbirimizi eleye eleye bir avuç kalıyoruz. Hayır. Allah'ın soracağı hesabı kul sormamalı. Biz Allah'ın soracağı hesabı da sormaya kalkıyoruz. Bakın bu konuda ben çok tecrübeliyim. Çok hatalar yaptığım için. Ama ben o hataları yaparken İslami bir şey yaptığımı zannediyordum. Mesela birisinin diyelim çarşafı kısa mı? Müdahale ederdim. Birisinin saçı şuradan azıcık kazayla görünmüş mü? Kazayla, yani buna kızamazsın ki. Bir de benim kızmaya ne hakkım vardı? Benim hakkım var zannettiğim için ben o hatayı yapıyordum. Demek ki şimdi bu tür hataları yapanlar da böyle herkesin yanlışını düzeltmeye kalkan yok reddiye. Yani bu arada Cübbeli Ahmet'e şey dedi ki Cenk Ümer, Şenlikoğlu'na reddiye yapmışsın dedi. O da tabii çok reddiye yaptığı için bana reddiye yapıp yapmadığını unuttu. Reddiye yaptımsa eğer şundan dolayı falan dedi. Hayır, bana kimseye reddiye yapmadı, yapamaz zaten. Çünkü benim akidem onlardan aşağı değil. Hatta benim akidemin onlardan çok daha düzgün olduğuna inanıyorum. Benim akidemi bir tarafa atacak, bana reddiye yazacak ha? Öyle birisi yok henüz. Henüz doğmadı yani. Benden sonra doğarsa onu bilmiyorum. Ben gece gündüz akidem düzgün olsun diye okuyacağım, çalışacağım, birisi bana reddiye yazacağım. Ne haddine? Ayrıca birinin birine reddiye yazması bile çok çirkin bir şey. Sen ona güzellikle tebliğ edersin. Bakın, hocanın birisi Şenlikoğlu çarşafı çıkarttı diye bir video doldurmuş. Sevdiğim hocaydı, arada bir rastlarsam dinliyordum. Telefon açtım kendisine. Dedim hocam, siz beni çarşafsız gördünüz mü? Ben bu tür şeyler örtüyorum çünkü örtmezsem hep aynı kıyafet zannediliyor. Bir de aynı konu zannediliyor. Aynı çarşaf olunca aynı konu zannediliyor videolar seçilirken. O yüzden ayırt edilsin diye yapıyorum böyle bir şey. Hocam dedim, siz dedim beni hiç çarşafsız gördünüz mü dedim. Hayır, görmedim dedi. Dedim çarşafı çıkarttı demişsiniz, nasıl dediniz dedim.
Senin dedi şöyle işte yabancı güvenilir erkeklerle bir sofrada oturulur deyince çarşafı çıkarttın diye düşündüm dedi. Ama dedi özür diliyorum dedi. Sormam lazımdı. Çok doğru söylüyorsunuz. Önce sormam lazımdı. Hakikaten önce yanlış yapan bir insana gidersin. Dersin ki tabii onun yanlış dediği, onda yanlış gördüğün şey dinen gerçekten yanlışsa sonradan ortaya çıkan şeyler şeye dönmesin iş söyleyin rabıtaya. Yani dinde yeri yoktur rabıtanın. Sonradan gelen bir şeydir. Ama Allah'ın farz kıldığı gibi konu ediliyor. Hint tasavvufundan yani, gelmiş evet, bir şey mi? Yani rabıtanın dine sonradan girmiştir yani. O zaman ona göre değer kazanmalı. Sonradan gelenler dinde ona göre değer kazanmalı. Akide gibi üstünde durulmamalı. Her neyse. Şimdi birisinin yanlışı varsa dersin ki bak al sana ayet. Sen şu ayeti şöyle mana veriyorsun. Hadis söylemek istiyorsan hadis de söylersin. Ama güzel güzel anlatırsın kardeşçe. Şimdi öyle değil. Hata yapana bir kızcağız vardı kapalı. Ona söz verdim. Ona reddiye falan yapıldı. Onu inşallah ben canlı yayına başlamadım henüz. Başladığım zaman 2-3 kişiye sözüm var inşallah. Bir tanesi Ravza Hoca. Bir tanesi o arkadaş unuttum. Birisi ona reddiye yapmıştı. Bir tanesi Saliha. Soyadını unuttum şimdi. Güzel bir kitap, öykü kitabı çıkarmıştı. Neyse birkaç kişi var böyle bahsedeceğim. Efendim? Salih Erdem. Yok. Birkaç kişi var. Onları anlatacağım inşallah. Konudan konuya geçiyorum. Birisine reddiye yapmak yani hem senin haddin değil hem de bir insanı hata yaptı diye öldürmeyeceksin. Ona yanlışını söyleyerek dirilteceksin onu. Bu çok yanlış bir şey. Reddiye çok yanlış ve büyük bir küstahlıktır bana göre reddiye yazmak. Sana Allah'ın öyle bir verdiği hak yok. Hiç böyle bir hak yok. Böyle bir şey yapamazsın. Sadece şunu söyleyebilirsin. Şu kardeşimiz şöyle bir ayet olduğu halde ayete aykırı olarak şöyle söylemiştir diyebilirsin. Ama yok efendim onu dinlemeyin, yok onun kitaplarını almayın, onun vaazlarını dinlemeyin. Sen kimsin ya? Nasıl bunu diyebilirsin? Böyle bir yetkiyi sana kim veriyor? Şura kaçırılıyor galiba bizim hani hocalarımız diyelim hani hocalar diyelim. Hani Allah Resulü Mekke'yi fethettiğinde tövbe istiğfar et diyor ya Allah ona. Yani başı önde giriyor. O derece mütevazı bir şekilde gir. İçeriye diyor. Kim başı önde Allah gibi. Resulü hani Mekke'yi fethettiğinde bu fetihle birlikte hani tövbe istiğfar yani hani ben kazandım ben artık şeyim kibrine bulaşmasın diye. Evet. Bizim hocalarımız da biraz hani ilerledikçe tevazu artması gerekirken haddini aşma mı? Ben şunu fark ettim. Cemaatler küçükken mütevazı oluyorlar. Büyüyünce resmen ve resmen gerçekten uydurmuyorum bunu. Resmen mafya kılığına giriyorlar, mafyalaşıyorlar. Mesela ben diyelim işte birini bir hocayı eleştirmiştim ki ben korktuğum için öyle eleştireceksem eleştirmemezlik yapmam. Yani hayatıma mal olsa yine yapmam. Zaten bilen bilir bunu. Bir tehditler aldım bir dönem. Ama 20 senedir, pardon 15 senedir o tehditleri almıyorum. Aynen şöyle tehdit. Tarz mafya ayağı tarzı. Bana bak kadın seni yaşatmayız ha falan böyle. Büyüdükçe o tasavvuf ehli denilen insanlar nazik olur. Mütevazı evet. Olur. Mesela öyle cemaatlerde evet. Var. Hiç yani mafya kılığına soyunmuyorlar. Gayet mütevazı insanlıklarını evet. Unutmuyorlar. Siz, kimilerine ne oluyorsa resmen bir acayip bir şey oluyor yani. Hatta bir grup Fatih var. Fatih burada iki tane tasavvuf grubu kavga etmiş dediler. Şaşırdım. Gerçekten mi dedim? Evet gerçekten dediler. Ayrılmışlar. Bir cemaat mensubu Mehdi'yim diyen bir cemaatti bu.
Ben de biraz düşündüm çünkü Mehdi'yim diyen kişi 100 hadis-i şerif ben tutuyor dedi beni. Ben olduğumu ma dair tutuyor deyince ben Mehdi beklemiyorum. Böyle Mehdi inancım da çok yok. Gelirse askeri olurum. Çünkü ben devamlı çalışıyorum Allah'ın izniyle. Gelmezse de gelmez yani. O kadar pek akide gibi görmem Mehdi'nin gelişini. Ama 100 tane hadis tutuyor deyince böyle bir durakladım. Dedim ben bu hadisleri araştırmam lazım. Hangi söze kadar araştırma kararındaydım? Onların elemanlarından birisi, biz biraz palazlanalım da biz biraz güç bulalım. Ondan sonra bize karşı olanların hesabını soracağız dedi. Ha, bu mafyalıya soyunuyor. Anında ilgiyi kestim. İnsan şart ne olursa olsun İslami mütevazılığını bırakmamalı, şımarmamalı, şöhret o kişi bozmamalı, para o kişi bozmamalı, o kişiyi bozmamalı, makam bozmamalı. Ama birçok insanı makam oldukça çok bozuyor. Yani özetlersek, İslam alemine tufan lazım dediğim, böyle bir yıkanması lazım. O hürafelerin, ifrat ve tefritlerin temizlenmesi lazım. Hepimiz tarikatlı tarikatsız, mezhepli mezhepsiz. Kim varsa, ben Müslümanım diyen kim varsa, herkes bu konuda çalışma yapması lazım. Gerçekten çok bir de kullanılıyor bu grupların farklı farklı söylemlerini. İslam düşmanları kullanarak daha çok kendi iddialarına renkli bir delil getiriyorlar. Bunun da önüne geçmemiz için bizim her şeyi bir yana atıp grup ayrımı yapmadan yani içinde yap yani bu ben bununla aynı fikirde değilim de ama hiç olmazsa ortak paydalarda bir araya gelinmesi Daha lazım. bir ve bütün bir söylem yapılması gerekiyor diyorsun yani. Efendim? Daha birleştirici bir Yani unsur. tabii. Yani Yani bu çok siyaseten önemli. başlayan bir süreç Bu aslında. çok önemli. Yani bir de değerli insanlarımız var. Siyaset adamlarından çok değerlilerimiz var. Yazarlardan çok değerlilerimiz var. Ama hangi yazar çok etkiliyse ona çok iftira geliyor. Enteresan çalışmalar yapıyorlar. Enteresan çalışmalar. Bunların önüne geçmemiz için Müslüman bilinçli olacak. Ben bir şey okumuştum. Hani üst akıl diyorlar ya son zamanlarda, siz de Evet. diyorsunuz ki Müslüman bir aklın olması, oturması gerekiyor Yani bizde. Müslüman kendi şahsiyeti, kendi donanımıyla varlığını gösterecek. Özellikle ilim ve bilimi ayırmayacak birbirinden. İslam ve bilimi ayırmayacak. Çok aklı başında psikolojik savaş kurallarını bilerek hareket edecek. Stratejik düşünecek, evrensel düşünecek bir de. Biz artık evrensel düşünmek mecburiyetindeyiz. Bizim ülkemize gelen kirler, paslar sadece ülkemizden oluşmuyor. Dış dünyadan serpilme geliyor. Dolayısıyla dış dünyayı da gözlem altına almamız lazım. Gençliği bu konuda uyarmamız lazım. Ben ilk defa İtalya'yı gördüğümde zannettim ki uçak Kasımpaşa'ya indi. Kasımpaşa dedim şimdi pırıl pırıl Kasımpaşa. Ne zamandan bahsediyorum ben? Yaklaşık 40 sene öncesinden bahsediyorum. Çünkü duvarları dökülmüş, çöplükler var orada, havalandan çıktık. Böyle kirli paslı bir duvar, yerler çöp. Neresi burası dedim ben. Neresi burası diye sordum yanımdakine. İtalya dediler. Ya nasıl olur yani İtalya? Avrupa böyle pis mi? Böyle duvarlar var mı Avrupa'da? Sonra neler görecekmişim meğer. Türkiye'nin yarısı kadar olmayan gerek temizlikte, gerek dizaynda, binalar sisteminde, gerek cadde temizliğinde, gerek insanlığında Türkiye'nin yarısı kadar olamayan ülkeler var. Ama gel gelelim çocuklarımıza Avrupa cennetten bir köşk gibi anlatılıyor. Bu da çok yanlış. Bu da psikolojik savaş kurallarını bilmemekten kaynaklanıyor.
Algı operasyonları. Algı operasyonunun tabii algı operasyonunun psikolojik savaş kurallarına göre yapılması. Bu iki kavram çok iyi bilinmesi lazım. Algı operasyonunu kimler nasıl yapıyor onu bilmeliyiz. Bir de psikolojik savaş kuralları. Çok ustaca yapıyorlar. Şimdi bir şeyler yok, gökyüzünde uçaklar gidiyormuş da uçak bir şeyler döküyormuş da, ya döküyorsa bunu insanlıkla haber ver. Bunu sanki iktidar yaptırıyormuş gibi kullanıyor. Bu işte algı operasyonu. Bu psikolojik savaş kurallarına göre savaşıyorlar. Buna benzer neler var? Evet. Peki. O anlamda şimdi gençlerin hani size sordum, içerik üreticisi dedik ya, o sorunun evet. cevabını alamadım, çok fazla gitti. Farklı konulara gittiniz. Aslında verdiğimi zannediyorum. Şey anlamda, demek istedim ben orada. Yani İslam'ı bilimden ayırmadan anlatmamız lazım gençlere. Buydu benim tavsiyem. Yani gençler evet. o anlamda ya her duyduğu şeye inanmamaları konusunda. Yani o tabii hocanın bana örnekler verdik ya, o hoca tabii. farklı işte tabii, şey tabii. söylüyor diğeri. Bir süzgeç oluşturması anlamında, yani hani nedir? Kur'an, Allah Resulü, onu yaşayan insan ve buraya bakışta, yani siz nasıl, mesela siz orada nasıl yakaladınız? Yani yıllarca böyle hani gençliğin kalbini yakalayan romanlar yazmış birisi olarak. Hani evet, çok harfleri şükür. Bu şekilde çok şükür. Yakaladınız. Güzel bir şey söyledin. Gençliğin kalbini yakaladığıma inanıyorum. Evet. Çünkü benim içindeki gençler var içimde. O genç Emine yaşlanmadı. O hala genç. Ha, diri maşallah. Onun içinde, ben şu an yani onun içinde gençleri çok iyi anladığımı düşünüyorum. Gençler beni çok seviyorlar. Ama bu algı operasyonlarıyla birçok genç, hatta deistlerden bile, ateistlerden bile beni seven var. Dürüstlüğünü seviyorum mesela diyorlar. Çok mu Kur'an okursunuz? Yani gençler orada tavsiyeleriniz, işte şu sizi çarpan ayetler vardır, bazı şeyler sizi var. Alır götürür. Allah Resulü'nün şu hareketleri beni çok etkilemiştir vesaire gibi, hani biraz bizi oradan alıkoydular yani o netlikten. Bir defa Kur'an-ı Kerim, ben cezaevinde Türk Ceza Kanunu'nu okudum. 10 cilt miydi, 20 cilt miydi bilmiyorum ama çok aylarca okudum yani. Öyle bir şey ki, eğer siz bu anayasayı okumanın kuralını bilmiyorsanız, öyle ferdi gayretlerle okumakla anlayamıyorsunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in de bazı özellikleri var. Kur'an-ı Kerim'i öyle ayet vardır ki o ayetin açıklaması ta sonlardadır. Çünkü Allah öyle istemiş. Karışamayız. Benim gençlere en çok tavsiyem şu olacak. Kafana yatmadı mı bir ayet, ki benim çok olmuştur öyle, hemen başka yerlerden araştır. Başka tefsirden araştır, başka hocadan. Şimdi mesela benim bir rahatsızlığım var. Doktor bana sende şöyle bir rahatsızlık var dedi. İnan yarın gideceğim profesör üçüncü profesör oluyor. Yani o doktorun dediği doğru mu değil mi? Araştırıyorum. Herkes araştırıyor. Doktor bir şey söylediğinde sen bir doktorun sözüyle kalmıyorsun. Bir hoca bir şey dediğinde kafana yatmıyorsa niye onun söylediğinde kalıyorsun? Git araştır. Başka hocalara git. Kur'an'dan araştır. Ve bildiğin kadarıyla İslam'ı yaşa, cevap bulamazsan bile Allah diyor ki ben sana bildireceğim diyor. Enfal suresi 29. ayette. Ben sana öğreteceğim diyor. Bunun kefili Allah. Sen hadi araştırırken İslam'ı yaşıyor musun, yaşamıyor musun ona bakacaksın. Yaşıyor musun, haramlardan kaçıyor musun, ha merak etme. Allah sana bilmediklerini öğretecek. Çünkü kendi söylüyor ayetinde. Bu çok önemli. Evet. Az önce hani değinmiştiniz ya algı operasyonu. Sen onu anlayamazsın. Evet, bu da bir şey. Kur'an'ı sen tabii, anlayamazsın. Tabii. İlla biz sana tabii. anlatacağız ki tabii. biz yanlış tabii. yanlış yorumlayarak. Tabii buna benzer neler var. Çok çok anormal. Yeni türeyen, İslam'da yeri olmayan çok yeni hükümler türettiler. Bir de diyorlar ki içtihat kapısı kapalı. Siz boyuna içtihat yapıyorsunuz. Boyuna türetiyorsunuz. İslam şu kadar kitap, yani bir Kur'an-ı Kerim ve
hepsini toplasan şu kadar kitaplarla anlatılacaksa detaylarıyla, siz ne yaptınız? O kadar çok şeyler çıkardınız ki yüzlerce, binlerce o konuda, fetva konusunda kitaplar yazdınız. E ne oluyor bu sefer? Kafalar karışıyor. Bir İngiliz kız Müslüman olmuştu. Onların da Müslüman, onun da Müslüman oluşu çok enteresan bir oluş yani. Ona biz karşılaştık yani kızla bir şekilde. Kızın söylediği söz beni çok ilgilendirdi. Şimdi diyor, kız Türkçe'de öğrenmiş biraz. Ben diyor İslam'ı öğrendim ama diyor, şimdi de diyor mezhepleri öğrenmem lazımmış diyor. Sonra diyor tarikatları öğrenmem lazımmış. Yok dedim, öyle bir mecburiyetin yok senin. Kim sana bunu söyledi? Mezheplerde ki yanlış da vardır mezheplerde, ama bir şey olduğu zaman o mezhepler ne demiş diye sorarsın. Oradan bilgi alırsın. Sonuçta alim kişilerdi onlar. Ama mezheplerin dediğini dört dörtlük, her dediği doğru diye bir şey yok. Mezheplerde de anormallikler var. Ama ben inanıyorum ki o anormallikler mezheplere sonradan girdi. Biz bilinçli bir şekilde adım atmalıyız. Tekrar ediyorum. Şu günahtır diyorsak ve ondan kendimizi çekiyorsak, bildiğimiz kadar ne var? Namaz var. Onu kılıyorsak ne var? Oruç var. Ne var? Paramızdan fakire fukaraya dağıtmak var. Bunları yapıyorsak Allah bize bilmediğimizi öğretecektir. Bu çok önemli bir ipucu. Allah'ın motivasyonudur bu kullarına karşı. Ben bilmiyorum. Hocaların dedikleri de birbirini tutmuyor. Kime inanacağımı şaşırdım. Allah'a inan. Bildiğin günahları yapma. Bildiğin sevapları yap. Allah sana öğretecek. Nokta. Budur diyelim. Evet.